götürüyorum sizi. Ay oradan hiç gelmeyelim. Demet Akalın'la ilgili bir haber vereceğiz. Şimdi kızı Hira, onun her şeyi biliyorsunuz ve Hira köpeğini özledi. Şimdi evdeki köpeği özleyince Demet Akalın da köpeği Bodrum'a getirtmek için ne yaptı? 2200 TL'ye VIP araç kiraladı. Ay ne şanslı köpüş bu böyle. Ay yerim onu. Evet, seninkinden şanslılar var. Seninkinden şanslılar var hayatım. Ben de mi anne tutabilirim ya, ezmeyeyim beni. İyi yapmış, helal olsun. Var ki yapıyor. Evet. Yani ama yapacağım. Bu kadar da açın olduğu yerde de yani. Ama yardım da ediyor. Ama var kadını getirmek istiyor. Ne yaptı? Çocuk şimdi ağladı, tutturdu. Bak yapabilir de mesela ortaya düşmese daha tatlı olur. Anladın mı ne demek istediğimi? Yaparsan ama bu iş duyulmaz mesela. Bir de bir şey söyleyeceğim. 2200 lira verdi mi Demet Akalın, yoksa acaba bu şirket ona sponsor olmuştur? Aa, o da olabilir. Reklamımı yap demişler. Buyurun bakın ne yazmış. Özel taksiyle geliyor beyefendi. Çok tatlı köpek ama. Yani çok. Yani o da olabilir. Şirket reklamını da yaptırmış olabilir Demet Akalın'a. O da olabilir. 2500 lira da vermiş doğru olabilir. Doğru söylüyorsun bu açıdan. Daha haklısın yani. Ya, olabilir. Gene şimdi işi paraya çektim. Tabii köpek besleyenler daha iyi bilir. Hayır, yani. Gene işi paraya çektim. İnşallah vermemiştir. Hayır, bugün çünkü bir damaya girsek 2500 lira iyi para yani. Tabii ama yani Hira'da çok özledim diye tutturunca mecbur Demet Akalın getirecek onu, ne tamam yapacak? Tamam da VIP araca 2500 lira da vermen gerekmiyor. Ama Demet Akalın zaten para harcadığını saklayan bir kadın değil ki. Yani bir şey giyecekse logolusunu giyiyor mesela. Yani nereden aldığını bilmem ne. Orada bir şey yok da yani bu kadar... Ayakkabı, yani çizmesini yerde, hatırlıyorsunuz. Bak, dünyada kaç kişi de vardı. Kendi şarkı söylüyor, yoruluyor öyle değil mi? Sahne alıyor. Kendine yatırım yapsın. Ama ben şunu düşünüyorum. Eğer yaptıysa tabii üzerinden konuşuyoruz. Bu kadar hani hali vakti yerinde olmayan insan olduğu bir yerde bir asgari ücret parasını köpüşüne verdiysen ayıp demo. Biraz ayıp olmuş. Vermediysen de açıkla, hediye o mu? Neydi? Sponsor muydu? Sponsor. Bir şeydi. Köpüşün öyle geldiyse onu da açıkla çünkü biraz ayıp olur. İki gün önce, üç gün önce Mehmetçik Vakfı'na bir sürü bağış aynen, yapan, kadın, konserini yapan, herkese yetişen, sosyal medyasında bütün hasta çocuklara yetişen, Hira'nın odasını beğeniyor bazı çocuklar durumu olmayan. Köpeğimi de bunu yaparım, istediğimi yani, yaparım. Köpeğimi de bunu yapar, kusura bakma. Sana ne yani? Evet. Ben gene de insanı daha değerli buluyorum yani. İnsan tabii ki daha değerli ama daha iyi. Ya mutlaka veriyordur. Kimlere neler yapmıyordur Allah aşkına. Allah verdiği için imkanın olsa ekstra bir şeyler yapmaz mısın? Hiçbir şey yapmam. Sokak kedisi besliyorum ben. Sokak kedisi besliyorsun. Sonra kullandığın bir... marka şey... ürünü. Ama hayır onu günde veteriner çok az ürünü, veriyorum. Ürünü. Tamam da çok az veriyorum. Git gerisinde o zaman evin şey ya, dostluk mamalarından al. Peki bir şey söyleyeceğim bir dakika. Kuliste yediğimiz, onlar çok berbat. Kuliste yediğimiz artıkları nereye götürüyorum? Bir kendime götürüyorum. Allah verdiği. Bir de yani etleri Allah verdiği götürüyorum biliyorsunuz etleri, yani. Etleri Allah verdiği pideleri kendime götürüyorum yani. O yüzden o dediğin hani veteriner mamasını günde çok az veriyorum. Ona 6 ay falan gidiyor. Öyle benim bir para harcamıyorum. Veteriner maması yediğinden beri normal mamaları asla böyle tenezzül etmiyor. O yüzden mi kuş kaçırdı dün? Kedi ayrı, köpek ayrı. Kuş kaçırdı. Sen başına gelenlere çok bak. Mutlu. Osman büyük dayağı yiyecek evde. Sana söyleyeyim yani. Pamuk Osman dün böyle evde dedim ki hani birazcık şey yapsın. Azıcık evde çocuk sıkılmasın diye. Benim taraftan da küçük bir bahçe gibi bir yer var. Oraya açtım. Hiç kedi medi olmuyor orada. O yüzden oraya çıkıp girmesine müsaade ediyorum. Açtım. Bir çığlık, kuş çığlığı. Yuva mı yaptı hayvancık? İçeri bir koştu. Bu ağzında bir şey. Bakamadım kuş. Sinem. Sinirim bozuldu. Ben gidiyorum üstüne o kaçıyor. Ağzından taşıyor taşıyor gitti bir yerlere sakladı kuşu. Muhtemelen. Çok sinirim bozuldu. Benimki bir sokak kedisi dinledi. İsmini değiştiriyorum onun. Bundan sonra şey neydi Teddy, o? Teddy bir şey. Ted Bundy. Ted Bundy. Benimkisi sokak kedisi. Çok efendi. Hanımefendisi cins. Artık kimse. Ama kuş avlıyor. İnanılmaz kedime. Kediye yine de güven olmaz. Asla.